Arkadaşlar herkese selamlar. CSS, CSS 3.0'dan kapsamlı eğitim setinin 29. dersindeyiz. Bu dersimizde CSS'te attribute selectorları ve form selectorları işleyeceğiz birlikte. Dersten önce şöyle zaman kaybı olmaması açısından bir takım elementler ekledim. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane link elementim var. Bir tanesi Google. Target'ı alt tab blank yani yeni bir sayfada, boş bir sayfada açma. İkincisi YouTube. Onun target'ı alt tab self yani kendi içinde açma. Bir tane de şöyle HTTPS ile başlayan herhangi bir anlamı olmayan .net ile biten bir site hazırladım arkadaşlar. Bunları kullanacağız. Anlatacağım sizlere neden böyle olduklarını. Bir de şu şekilde iki tane input'um var arkadaşlar. Bir tanesinin type text, bir tanesininki password. Onda da form selektörleri göstermeye çalışacağım arkadaşlar sizlere. Dilerseniz attribute selectorlarımızla başlayalım hemen. Geliyorum şuraya. Attribute selectorları seçmek için arkadaşlar. Şu şekilde A elementimi yazıyorum. Şurada gördüğünüz gibi A'nın içindeydi. Daha sonra şöyle köşeli parantezler koyuyorum arkadaşlar. Ve diyorum ki ben bu A'nın içinde herhangi bir attribute'e sahip olan elementi seçmek istiyorum. Örneğin şurada target attribute'ümüz var. Buraya geliyorum. Şu şekilde target diyorum arkadaşlar. Ve süslü parantezlerimi açtım. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Benim A elementlerime git. Ama hangi A elementlerime git? İçinde target attribute'ü olan elementlerime git diyorum arkadaşlar. Bunu daha sonra şöyle rengini kırmızı yapalım. Font size ile oynayalım arkadaşlar. Şöyle 32 piksel yapalım gibi değerler veriyorum. Geliyorum. Sayfamı yenilediğimde gördüğünüz gibi target attribute'üne sahip olan iki değerimiz Google ve YouTube bu şekilde font size'ını şurada vermiş olduğumuz 32 piksele ve rengini kırmızıya dönüştürdü. Bu şekilde seçim yapabiliyoruz. Peki bu target'ı sadece şu şekilde boş mu bırakıyoruz? Yani örneğin ben şöyle target'a eşittir deyip şu şekilde kesme işaretlerimi koyup alt tab blank yazarsam ne olur? Bu sefer de benim A elementlerime git ama hangi A elementlerime? Target'ı alt tab blank'e eşit olan A elementlerime git bunu uygula demiş oluyorum. Yani bu durumda ben sadece Google'a şurada vermiş olduğum CSS özelliklerinin uygulanmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi YouTube eski haline döndü. Sadece Google kaldı. Bu şekilde attribute'ün ismini yazıp yanına da değerini yazarak da onlara ulaşabiliriz. Bu şekilde seçebiliriz arkadaşlar. Burada sadece target mi olmak zorunda? Hayır. Aklınıza gelebilen bütün attribute'ler olabilir, href olabilir. Ya da neyi düşünüyorsanız artık, neyin içine gerçekleştiriyorsanız bunları bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela harfle devam edelim. Şuraya geldim. Ben bu sefer şuna href demek istiyorum arkadaşlar. Bu sefer şunu göstermek istiyorum. Geldim şuraya. Bir tane. Özür dilerim. Şöyle şapka işaretimi koydum arkadaşlar. Daha sonra buraya da geldim ve diyorum ki HTTP diyelim. Şu şekilde kaydettim arkadaşlar. Burada benim söylemek istediğim şu. A'ya git diyorum. A elementlerine. Onun href attribute'ünü al. Şurada görmüş olduğumuz işlem ile başlayan demektir arkadaşlar. Yani ben buraya diyorum ki HTTP ile başlayan href elementlerinin olduğu, href attribute'lerinin olduğu A elementini seç. Bu özellikleri uygula. Benim HTTP ile başlayan Google ve YouTube olmak üzere iki tane linkim var burada. Üçüncüsü hariç bunlara bunu uygulamasını bekliyorum. Geldim, yeniledim. Böyle bir hata verdi arkadaşlar. Çünkü şöyle bir durum oldu. HTTP ile başlayan dediğimiz için bu da HTTP ile başlıyor. Ben şunu S yaptığım zaman yani HTTPS ile başlayan dediğimde bu sefer sadece gördüğünüz gibi üçüncüyü almış oldu. Az önce burada bir hata oldu. Yani HTTP ile başlayan burada hepsi HTTP ile başlıyor.
Bu sebepten algılamadı bunları. HTTPS demem gerekiyordu. Burada S olmadığı için bu şekilde algıladı. Yani ben bunu eğer ama HTTP yazıp iki nokta deseydim mesela, bu sefer o sorunu düzeltmiş olacaktık ve bu ikiliyi seçmiş olacaktı. Yani bu ile başlayan demektir arkadaşlar. Şurada verdiğimiz değer ile başlayan. Peki burada verdiğimiz değer ile bitenler için ne yapacağız arkadaşlar? Onun için de şöyle dolar işareti koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra buranın içine .com yazalım. Şu şekilde. .com ile bitenleri al diyorum ben. Geldim, yeniledim. Herhangi bir değişme olmadı. Bunlar .com'la bitiyordu. Ama bakın şu üçüncüsü .net ile bitiyor. Ben buraya gelip .net dersem bu sefer ne yapacak bana? Sadece üçüncüyü aldı. Yani .net ile bitene bunu uygula demiş oldum arkadaşlar. Peki bir şey ile başlayan bir şey ile biteni gördük. Bir şey içereni nasıl arayabiliriz arkadaşlar? Onun yerine de şurada doların yerine şöyle yıldız işareti koyuyorum. Ve örneğin geldim buraya Google diyorum. Yani benim hreflerimin içermesini bekliyorum Google'ın. Google içeren hreflerimin, href attribütümün olduğu A'yı bana al seç diyorum ve bunu uygula diyorum. Geldim, yeniledim. Google sadece birinci de olduğu için gördüğünüz gibi bu şekilde benim birinci elementime bu özelliği, bu CSS manipülasyonunu yapmış oldu arkadaşlar. Attribute selektörleri bu şekilde diyebiliriz. Şunu ben yoruma alayım. Daha sonra gelelim input selektörlerine başlayalım arkadaşlar. Hemen çok kısa şu şekilde aynı şuradaki A'da olduğu gibi bu sefer input yazıyorum arkadaşlar. Çünkü bu elementin adı input. Yine aynı şekilde şöyle köşeli parantezlerimi açıyorum arkadaşlar. Bu sefer diyorum ki type'ı eşittir. Örneğin text olana seç diyorum. Bakın burada type eşittir text yazıyoruz direkt. Herhangi bir şekilde tırnak içine almıyoruz bunu. Ben burada type text olan input'umu seç dedim. Yani hangisi? Type text olan şu. Birinci input'um benim. Buna border ataması yapmak istiyorum örneğin. 3 piksel solid ve kırmızı olsun. Geldim. Sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi bunun border'ı bu şekilde 3 piksel oldu arkadaşlar. Bunun aynı şekilde örneğin font size'ını da değiştirebiliriz. Şu şekilde 32 piksel diyelim mesela büyük olsun. Geldim. Yeniliyorum. 32 piksele büyüdü. Buraya yazdığım şeyler 32 piksel olacak artık arkadaşlar. Bunu text değil, password yapalım. Aynı şekilde gelip yenilediğimde bu sefer aynı özelliği password'e uyguladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Peki focus özelliğini göstermek istiyorum bir de. Şöyle bunu gene text yapalım. Bunu text dedikten sonra şuraya geldim. Focus yazıyorum arkadaşlar. Bu focus şu demek. Type'ı text olan input'uma tıklandığında yani focus olduğunda ben mouse'un imlecini götürdüğümde oraya tıkladığımda şu özellikleri bana aktar yap diyorum. Yani bakın sayfayı yeniledim. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Ama ben buraya gelip tekstin içine şuraya tıkladığımda bakın font size'ı şurada yazmış olduğumuz 32 piksel oldu. Border'ı da 3 piksellik kırmızı renge büründü. Bu şekilde bir şey yazdığımda 32 piksellik yazı yazıyor arkadaşlar. Geri çıkıp boşluğa tıkladığımda yine ilk haline geliyor bu şekilde. Bu input type text olanı örnek olarak göstermek istedim. Burada bir sürü type görmüştük. Checkbox olsun, radio button olsun ya da e-mail, telefon e-mail olsun. Bunların hepsine bunları uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza ne geliyorsa. Arka plan rengi verebilirsiniz. Normal renk değişimi yapabilirsiniz. Örneğin şöyle kırmızı yazsın diyebilirim. Daha sonra geldim yeniledim. Şuraya tıkladığımda bakın bu sefer kırmızı yazdı bana. Yani aklınıza ne gelebiliyorsa bu şekilde yapabilirsiniz bunları arkadaşlar. Bütün input formlara, input type'lara uygulayabilirsiniz.
Ya da ID seçiciliği yapabilirsiniz burada. Input ID'si text 1 olan örneğin. Bakın şöyle yazalım onu da. Şunu sileyim. Input type dedim. Şuraya ID'si text 1 olana uygula bunu dedim. Geldim. Yeniliyorum sayfamı. Şurada bir yanlış yaptık galiba. Evet, şunu bir tırnak içine alayım. Tamam, özür dilerim. Şöyle olacaktı. ID'si eşittir text 1 olan diyecektik arkadaşlar. Şuradaki diyez işaretini de sileyim. Geldim. Yeniledim. Bakın tıkladığımda yine aynı özelliğe sahip oldu. Ya da bunu class şeklinde de yazabiliriz. ID'de olduğu gibi. Yani bu şekilde aklınıza ne geliyorsa bu tarz özellikler kazandırıp bu tarz seçicileri bunun içine yazıp oynamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim şimdilik söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.